Arkadaşlar merhabalar. Basit eşitsizlikler dersinde ÖSYM nasıl sorular soruyor biraz da ondan bahsedelim. Başlayalım hemen. Kar zarar sorularında kar var ise o zaman satış fiyatı maliyetten büyük olmak durumundadır. Eğer zarar, zarar varsa o zaman maliyet satıştan daha büyük olur arkadaşlar. Kısalık uzunluk soruları da var. Bakın Ali'nin boyu burada 120 cm olarak verilmiş. Ağacın boyu da x cm olarak verilmiş ağacın boyu Ali'nin boyundan şekilde de görüldüğü gibi büyüktür. Dolayısıyla ağacın boyuna x dediğimiz için Ali'nin boyu da 120 idi. x büyüktür 120 şeklinde eşitsizlik yazılabilir. Uzaklık yakınlık sorularında da arkadaşlar bakın kurs merkezi ile okul arasında x metre mesafe var. Ev ile okul arasında da 500 metre mesafe var. Kurs merkezi ile okul arası mesafe o zaman küçük olacaktır okul ile ev arası mesafeden yani bunu eşitlik olarak yazacak olursak kurs merkezi ile okul arasındaki mesafe x'ti. x küçüktür ne olacak arkadaşlar? Okul ile ev arası mesafeden yani 500'den olacaktır. Denge soruları da karşımıza yine çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar daha ağır e, madde ne olacaktır? Ağır olduğundan dolayı bakın alt tarafta olacaktır değil mi? Daha aşağıda olacaktır. Hafif olan da bakın böyle e, daha yukarıda olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki karenin üçgenden daha ağır olduğunu söyleriz. Bunu da eşitlik olarak yazacak olacak arkadaşlar ne olacaktır? Kare büyüktür, üçgen olacaktır. Sıralama sorularında da yine... Bakın ağır cisim, ağır cisim aynı yukarıdaki örnekte e, gördüğümüz gibi ne olacaktır? Daha aşağıda olacaktır arkadaşlar. Hafif olan da daha yukarıda olacaktır. O zaman biz bunları ağırlıklarına göre sıralayacak olursak, bakın en ağır burada nedir? Kırmızıdır, değil mi? kırmızı maviden daha ağır olduğunu söyleyebiliriz. Peki mavi ile yeşil arasındaki sıralamaya bakacak olursak mavi de yeşilden daha ağırdır arkadaşlar. O zaman en hafif olan hangisi olmuş oluyor? Tabii ki yeşil olmuş oluyor. Şimdi sorularımıza geçelim. Karşımıza nasıl çıkıyor? Alp ile Rümeysa'nın bir tahtravalle'deki durumları görselde verilmiştir. Alp'in kilosu 65-x kilogram, Rümeysa'nın kilosu 50 artı x kilogram olduğuna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın alp daha ağır olduğuna göre alpin kilosu ne kadardı? 65 eksi x'ti. Rümeysa'nın kilosu neydi arkadaşlar? 50 artı x'ti. Yazalım 50 artı x. Bakın burası alp. Burası da Rümeysa olduğu için arkadaşlar hangisi ağırdı? Alp ağırdı. O zaman ne olacaktır? Büyük olacaktır. Buradan da 15 büyüktür 2x olacak. Şimdi her tarafı 2'ye bölecek olursam arkadaşlar 15 bölü 2 büyüktür x olacak. 15 bölü 2 dediğimiz zaten 7 buçuk. 7 buçuktan küçük en büyük tam sayı nedir arkadaşlar? 7'dir. Buna göre doğru cevabımız 7 gelecektir. Hemen örnek 2'yi inceleyelim. Aşağıdaki şekil 1'de verilen özdeş 2 tane yayın üzerine şekil 2'deki gibi konulmuş A ve B cisimlerinin görselleri verilmiştir diyor. B cisminin ağırlığı yani kırmızı olan 5x artı 1 kilogram. A cisminin ağırlığı 4x artı 7 kilogram olduğuna göre x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır? Demek ki B daha ağır ki arkadaşlar alt tarafa bakın daha çok baskı yapmış. B'nin ağırlığı neydi? 5x artı 1'di. Mavinin ağırlığı neydi? 4x artı 7. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacaktır? Büyük olacaktır. Şimdi buradan da x büyüktür. 6 gelecek. X'in en küçük tam sayı değeri isteniyordu. 6'dan büyük en küçük tam sayı değerimiz de 7'dir arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza bakalım. Aşağıda nehir kenarında piknik yapan can, uzun ve beyazıt ailelerinin konumları gösterilmiştir. Nehre en yakın olan can ailesi en uzak olan beyazıt ailesidir. Buna göre bu ailelerin tarlaya en yakın olandan en uzak olana doğru sarılama yapınız diyor. Şimdi nehre arkadaşlar bakın nehir burası en yakın olan can ailesiymiş. Nehre en yakın olan arkadaşlar bakın bu. Buna can ailesi dedik. En uzak olan da bakın budur. Bu da kimmiş? Beyazıt ailesiymiş. Arkadaşlar demek ki diğerine bakın uzun ailesi geldi. Şimdi sıralamamızı neye göre yapacağız? Tarlaya en yakından en uzağa doğru yapacağız. Bakın tarlaya en yakın olan hangisi? Uzun. Sonra beyazıt en uzak olan da arkadaşlar can. Dolayısıyla doğru cevabımız uzun beyazıt can olacaktır. A, B ve C birer gerçel sayı olmak üzere aşağıda ikinci el otomobil arayan Zeynep'in bir internet sitesi üzerinde yaptığı aramaya e, aramaya ait ekran görüntüsü verilmiştir. Sıralama nasılmış? Aşağı doğru azalan fiyata göreymiş arkadaşlar. Buna göre A, B ve C sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi yukarıdan aşağı doğru azalacaksa o zaman 2A artı B büyük olacaktır. A artı B artı C'den o da büyük olacaktır. A artı 2B'den arkadaşlar. Bakın şimdi öncelikle şu iki, birinci ve ikinci eşitsizliği ele alacak olursam. 2A artı B büyüktür. A artı B artı C'dir arkadaşlar. Şimdi i̇şte buna göre bakın B'ler birbirini götürecek. A'yı da sol tarafa alacak olursam A büyüktür. C gelmiş olacak. Şimdi ikinci ve üçüncü eşitsizliği ele alalım. A artı B artı C büyük olacaktır. A artı 2B'den. Bakın A'lar burada birbirini götürecek. B'yi de sağ tarafa alacak olursam de B'den büyük gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi biz biliyoruz ki A'da C'den büyüktü. Bakın onu da bu şekilde yaptık. Dolayısıyla bunu küçükten büyüğe doğru sıralayacak olsak en küçük burada B ortada C sonra en büyük de A gelmiş oldu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.